Şöyle yapalım arkadaşlar, sırayla gidelim. Çorbalarımız soğumasın yarışmacının aleyhine işliyor zaman. Önce bir paça çorbamızı içelim. Paça çorbasıydı değil evet, mi? Evet Doğru Hanım. Afiyet orada olsun. Sirkem de var. İsteyen sirke, sarımsak var. Gelmiş. İsteyen arz eden var mı? Benden arz. Tadında inanılmaz bir paça çorbası olmadığı o kadar açık ve net. İçilecek gibi değil, rengi bile paça çorbası değil. İçilecek gibi değil mi? Paçanın rengi nasıl oluyor? Yani. Yaptınız mı paça daha önce? Çok içtim. Çok zaten içtin. Çok niye... yaptın mı hiç? Hayır yapmadım, yalan mı? Ne alaka dışarıdakiyle sen bunu bir tutamazsın. Niye bir tutamayayım? Tertemiz, tertemiz. Niye bir tutayım? Tütsüledim, sirkeli evet, suda beklettim. Belli. Vallahi diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bence de içenler zaten... Peki bakalım, Hanım bunu neden, puan olayı neden dün konuşmadınız? Unuttum Faruk Bey, gerçekten unuttum. Bugün nasıl hatırladınız? Hatırlamadım ki zaten o eve gidince pişman oldum. Eve gidiyor, oldum. Biriktiriyor, biriktiriyor, tamam. Geliyor. Evet, evet, doğru, aynen. Benim yanımı kendi gününde söylemek istedim. Ben doğru. Peki hemen sıcağı sıcağına çorbalarını siz içerken Gönül, duydun herhalde muhabbeti. Evet, Doğru Hanım, ben kendi kendime gerçekten hani kimseye Bedri... sormadım ki asla. Ha, Bedri yani, dedi ki bence bana da sormadı. Hayır, evet, hayır, evet. Kendi kendine testi evet, düşünüyordu. Aynen, Deniz diyor ki bana da diyor gözümün içine bakınca sormuş gibi geldi. Hayır, dediğim asla kendi kendime Bedriye Hanım da vardı. Ama neden benim günümde diğer günlerde değil de? Çünkü hiçbir şey yoktu. Hayır, hiçbir şey. Ama şöyle söyleyeyim, salatayı beğendim dedi, ana yemeği beğendim dedi, tamam poğaça olmamıştı, hani poğaça olmuş falan dedi de mesela Faruk Bey'in de patlıcanını beğenmedi, lapa lapa olmuş dedi. Senin patlıcanını beğenmemiş miydi? Lapa dedi ya. Patlıcan, lapa ama harika lezzetli. Evet. Zaten bu arada evet, patlıcanın öyle lapa olması gerekiyormuş evet, lüksten yani dolayı. Hayır ben evet, Gönül Hanım'ın söylediğini söylüyorum. Siz neden bu kadar tamam, ya? 5 puan verdiniz siz ona, neden evet, bu kadar benimki konuşuyorsunuz? Benimki de o zaman poğaça değildi. 5 puan verdin ya, sen çok adaletlisin ya. 7, 7, 6, 5 en adaletli bana ben beş, de kusura bakma. Evet, evet. Ben size 6 verdim değil mi yani? Ben de adaletlisiniz diyemem de. Neden? Yani ben, size yok, 7 az mıydı? Azdı. Bence Doğru Deniz Hanım bekliyorlardı. Ve Funda... Finalde Deniz, ben göreceğim kim adaletli kim değil. Arasında bir şey var. Ben de sizin aranızda. Deniz Bey'de ben çok şaşırıyorum şu anda. Gönül Hanım çünkü Zoray Hanım... Ama ben size bunu daha önce de söyledim. Diğer günlerde de adaletli olduğunuzu düşünmüyorum Gönül Neden? Hanım. Neden? Bu puan Neden? Mevzusunu ben daha önce de dile getirdim Neden? Size. Neden? Ben sizi bugün koruyorum. Adaletli... Bir puan mı fark var aramızda? Evet söyledim ben. Göreceğim ben bugün Deniz Bey'den adaleti. Göreceksiniz. Tabii göreceksiniz aynen. Ben de çok düşüneceğim böyle. Şimdi şöyle bir şey var şu puan konusuna gelince. Şimdi sen o gün sesli olarak beyan ettin. Evet. Ve dedin ki 3 vereceğim dedin. Evet. Şimdi bu bizim şöyle bir sistemimiz var arkadaşlar, anlatıyorlar değil mi? Eğer ki siz bunu kasıtlı yaparsanız bilinçli olarak ve bunu beyan ederseniz kamera önünde veyahut arkasında ekibimden bir kişi bile buna şahit olursa ben diskalifiye ederim. Ama şahit olunmuş işte. Hayır ben onu demiyorum. Senin 3 verenden bahsediyorum. Çünkü daha yarışmamız yarışmamış ve sen öncesinde ben size 3 vereceğim dedin ya. Evet. Bu beyanı biz kabul etmiyoruz biliyorsun değil mi? Bu ben şu anki bu çorbaya ne vereyim Zuhal Hanım? Bir saniye ne demek istiyorsun? Tamam daha hayır şu an bunu beğenmedim ama. Şimdi ben çorbayı sormuyorum. Hayır yok. Şimdi bizim bir kuralımız var formatımız gereği. Bütün arkadaşlarım zaman... bunu bilirler. Özellikle düşük puan kullanılırsa ve ortak olarak herkesin beğendiği bir masada tamam, özellikle tamam, küçük puanlar, düşük puanlar tamam, kullanılırsa bizim formatımızda ve bizim kararlarımızın neticesinde diskalifiye edilme tamam, durumu var. Olsun. Onu ben söyleyeyim. Gönül Hanım, Funda Hanım'ın evinde tamamen aslında sesli düşünerek yaptığı açıklamayı alıp Funda Hanım başka yerlere çekmeye çalıştı. Gönül Hanım o gün ben sesli düşündüm dedi ama bence niyeti puanlarımızı öğrenmek. Ben sayın izleyiciye sormak istiyorum. Böyle bir şey kendi kendine düşünen insan dışa vurur mu? İçinden söylemesi gerekmiyor mu? Yoksa insanları mı yokladı? Peki. Çorba ile ilgili yorumumuzu alalım. Menüye yakıştırmadım ben çorbayı. Bir kebap menüsünde çorbayı yakıştırmadım. Ama lezzeti ben açıkçası çok işkembe kültürüm yok. Çünkü paça. Sevmem. Pardon paça. Ama tadı kötü gelmedi bana ama bilmiyorum başka bir çorba isterdim açıkçası. Daha ya böyle, bunu tercih ettim, bunu değerlendirdim. Bu nasıl? Güzel mi? Tadı güzel ama biraz sanki tuzu mu eksik? Bir şey, sirke sarımsak çok güzel olmadı. Sirke sarımsak koymanız lazım aslında. Ben koydum. Ya sadece sirke de var. Bak ayrı yaptım Zuhal Hanım. İki tane yaptım. Bak güzel bir şey. Hem sirke, sarımsak. Evet. Tek de var. Ya ben normalde sirke sarımsağı boğarım. Ama sabah 6'da kalktığım için ben sarımsak beni uyutuyor. Dolayısıyla böyle ufacık bile yesem ben gidiyorum onun için içmedim. Normalde çok severim yani sirke sarımsaksız asla içmem. Peki Bedriye? Menüsüne çorbayı çok uygun gördüm.
Çünkü hepimiz bir konsept yapıyoruz. O konsepte kafanız karışmamış yani. Oradan bir şey eklememişsiniz. Teşekkür ederim. Ve bu zor bir çorbadır. 1,5 saat pişti ve tütsüledim, sirkeli suda beklettim. Evet, kötü koku gelmesi lazım yapamayınca. Hiçbir koku yok. İyi temizlenmesi lazım. Evet, iyi temizlenmesi lazım. Hiçbir kötü koku yok. Artı kıvamı da gerçekten olması gerektiği gibi sirke sarımsakla ben yedim. Efsane oldu. Keşke deneseniz. Ondan sonra ben çorbayı hem konseptinize hem de lezzetini beğendim. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki Deniz? Bekletemiyorum. Ben paça çorbası tercih etmem çok. Evde yapılanları da bilmiyorum. Siz hazır mı aldınız şeyini? Neyini? Paçasını. Hayır. Yani paçaları. Çok tercih ettiğim bir çorba değil ama dediği gibi Bedriye Hanım'ın söylediği üzere. Evet, bir kebapçı havası konseptimiz var. Öyle bir menü var ortada. O menüde de böyle bir çorba olur muydu? Evet, bu zaten o menünün çorbası böyle bir çorba olurdu. Tuzu birazcık tuzu fazla geldi. Hayır, fazla geldi bana. Ben o kişiye göre değişir. Ben tuzu az tükettiğim için belki de biraz bana kaçmış gibi geldi. Onun dışında meyhanesinin kıvamı... Bana da az geldi biraz tuzu, bir dakika. Bana da yetersiz geldi tuzu. Meyhanesinin kıvamı güzel, pişme oranı da güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Funda? Ben yapım aşamasını bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, gerçekten bir ağırlık var. Bilmiyorum arkadaşlar... Hafif bir çorba değildir zaten. Evet, onu demek istiyorum. Tabii o ayrı. Yani kelle paça, işte tuzlama, bilmem ne, şırdan, işkembe, evet, bunlar zaten hani ağırdır. Belki de. İşte sirkesi, sarımsaklıyla. Herkes sevmeyebilir, onu belki anlayabilirim. De. Sana şeyi nasıl geldi? Kıvamı muvamı? Ya ben... Şey, pişmesi. Yani ben de gidiyorum kebapçıda... Ay çok içtim dedin ya. Yok, kebapçıda gidip içiyorum. Yani onlarla yani bir bağdaştıramadım hiç... Acaba sirke sarımsaklı mı denesen? Çok yok, şey fark yok, ettiriyor. Yani yok. Yani olmadım diye gelmiş. Beğenmedim, ne alakası var? Ne alakası? Sizin gibi, evet. Aynı. Sizin gibi düşünüp de. Peki. Yani şu deminki bileyim... soruya da cevabın ben kendi kendime düşündüm. Tabii ki Zuhal Hanım. Hayır, asla. O zaman ben de şahidim var. Zuhal Hanım kendi benim elimde. Zuhal Hanım bir haftadır var ya o kadar değişik değişik lafları var ki hanımefendinin, yeter konuşma, evet, demekten bıktım. O kadar kötü, evet, egolu belli konuşma tarzı. Hiç yani ben konuşmak de istemiyorum ama siz beni konuşturuyorsunuz. Lütfen konuşmaya yeter. Konuşmaya geldik buraya. Gerçekten yeter. Ama ben utanıyorum seni söylediklerim. Çok kötü bir yere sahibisiniz. Ben mi? Evet, ben size hiç böyle cevaplar vermedim. Neyse, hiçbir şey demiyorum. Şöyle mi verelim içli köfte için? Yoksa bu altındakini de verelim mi? Yok, altındakini vermeyiz. Tamam. İçli köfte, yanında bir yoğurtlu bir şey, evet, vardı. Mor lahana salatası. Yoğurtlu dedim ama yoğurtludur bence herhalde uyumlu diye. Bence de uyumlu. Çok uyumlu. Yani menü kendi için uyumlu. Evet, kelle paça, içli köfte. Evet, kebap şeylerinde ya da bu tür şeyler satan yerlerde arka arkaya yediğimiz ürünler. İçli köfte ve arkasından da beyti kebabımız var. İlk defa bugün o kadar sinirlendim ki Funda'ya. Yani bu kadar olmaz ya. Ben içli köfteyi merak ediyorum. Belirtmemiş. Haşlama mı, kızartma? Kızartma. Mı? Ben gördüm, kızartma. Ha, ben onu çok... Belirtmiyorlar genelde. İçli köfte mesela yarışan yarışmacının memleketine göre bizim oralarda haşlama yapılır veya kızartma yapılır diye. Sağlık. Masada söylüyorlar.